Hepinize merhaba. Milli takımımız son iki maçta bir kez daha gördük ki maçları istediği gibi başlayamıyor, bocalıyor. Bu başlangıçlar niçin sorunlu oluyor? Aslında Türk futbolundaki genel yapısal bir sorunla ilgili. Bu da milli takımımıza sirayet ediyor. Nedir bu sorun? Oyun organizasyonu. Top merkezli oyunda pas trafiğini sağlamak, oyunu kurmak açısından çok ciddi problemler yaşıyor Türk futbolu. Bu tabii altyapıdan başlayarak çözülmesi gereken problemler ve teknik heyet performansına, teknik heyet anlayışına kadar çalışma biçimi, antrenman etme biçimine kadar yansıyan pek çok bir dizi problemi ve bu problemler yanındaki yan ölçüleri, parametreleri de içinde barındırıyor. Bütün bunları ortadan kaldırmak için radikal dönüşümler gerekiyor. Oysa baktığımızda tek tek futbolculara yetenekli futbolcular var ki bunlar Avrupa'da oynadıklarında örneğin Cengiz Ünder, örneğin Çağlar Söyüncü organize olan ekipler içerisinde son derece başarılı oluyorlar. Yani elimizde bahsettiğim top merkezli oyunu, pas yüzdesi yüksek oyunu, sahaya doğru yayılmak, doğru pas organizasyonlarını, pas verdikten sonra da oyun aksiyonu içerisinde kalabilecek anlayışı uygulayabilecek, bu anlayışı yerleştirip sahada pratik sonuçlarını alabileceğiniz malzeme, oyuncu niteliği var elimizde. Ama bunu değerlendiremiyor milli takım. Ve genel itibariyle Türk futbolunda da böyle sorunlar var. Kulüpler düzeyinde de ne kadar yetenekli yabancılar getirirseniz getirin, maalesef o oyun organizasyonunu kuramadığınız için onların bireysel yeteneği de çoğu zaman yeterli olmuyor. Ama işte bireysel yeteneğinizle ne yapıyorsunuz? Sırbistan maçında gördüğümüz gibi ikinci yarıda belli oyuncularınız oyuna ivme kazandırıyor. Oyuna ağırlıklarını koyuyorlar ve bu şekilde sonuca gidiyorsunuz. 2-0'dan 2-2'yi buldu. 3-2'yi, 4-2'yi bulabilirdi. 2. 3. 4. golü bularak galibiyete de ulaşabilirdi milli takımımız ama olmadı. Olmamasının nedeni de bireysel oyuncu performansının her zaman yeterli olmadığı gerçeği. Bunun yanında ve bundan daha önemli olarak oyun organizasyonu, takım oyununun olması lazım ve organizasyonun gerçekleşmesi lazım sahada. Bütün bunlar olmadığı için maalesef istikrarlı sonuçlar alamıyoruz. Ben milli takımda Sırbistan maçı özelinde Kenan Karaman'ın çok başarılı olduğu kanaatindeyim. En beğendiğim oyuncu Kenan Karaman'dı. Daha önce Kenan Karaman'ı bu kadar yetenekli bir oyuncu olarak düşünmemiştim. Çok da fazla izleme şansım olmamıştı. Fortuna Düsseldorf'taki maçları geçen sezon vesaire milli takımımızda zaman zaman süre alıyor. Sonradan giriyordu hamle oyuncusu olarak. Ama dün gördük ki forvet arkasında gayet başarılı. Bir kere oyun perspektifi çok geniş. Yani oyun sıkıştığında ters toplar atıp oyunu tersine çevirebilecek, takımını rahatlatabilecek oyuncuları, takım arkadaşlarını isabetli paslarla oyunun içine dahil edebilecek bir lider oyuncu karakterindeydi Kenan Karaman. Aynı zamanda dar alanda oyunu açabilen teknik anlayışa ve oyun perspektifine de sahip ve top tekniği iyi. Forvet arkasında oynuyor olmasına rağmen dikine kaleye gidiyor, dönen topları kovalıyor, gole de yakın bir oyuncu. O bakımdan çok etkili ve çok başarılı buldum. Bence Sırbistan maçındaki en önemli özelliği de topu saklıyor olması, saklayabiliyor olması, adam eksiltiyor olması ve sert oynamayı tercih eden savunmacılar ki Sırbistan'da bunlar fazlasıyla vardı. Bu oyuncuların arasından çıkıp topu takımında tutuyor olması çok önemliydi. O bakımdan maçın adamı bence milli takımımız adına Kenan Karaman'dı. Beşiktaş'ta Domagoj Vida Hırvat milli takımından döndükten sonra Beşiktaş'taki antrenmanlarına ve sonraki maç fikstürüne kanalize olacak. Biliyorsunuz 5. haftada maç oynamayacak Beşiktaş, bay geçiyor 5. haftayı. Ancak Konyaspor maçının etkilerini silmeyi amaçlıyor Domagoj Vida. Bunu nereden biliyorsun diye soracak olursanız bunu kendisine en yakın isim Türk temsilcisi Uğur Avadan'dan biliyorum. Sık sık Radyo Spor'da konuşuyoruz kendisiyle. Bugün de bir görüşme yaptık ve Uğur Avadan artık Domagoj Vida tamamıyla Beşiktaş'taki maçlarına kanalize olacak. 2,5 senedir Türkiye'de ve 2,5 senedir çok nadir maç vardır böyle Konyaspor maçındaki talihsizliklerin yaşandığı. Hatta belki tektir Konyaspor, tek bir örnektir. O bakımdan bunu münferit bir olay olarak her zaman gerçekleşmeyen bir olay olarak kabul ediyoruz ve bundan sonra diğer maçlara kanalize olacak. Zaten popüler bir oyuncu olması, son dünya finalisti, Hırvat milli takımının değişmeyen oyuncusu olması onu hep transfer haberlerinin konusu haline getirdi. Bundan da şikayetçi değil ama Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmüyor dedi. Fakat başka şeyler söyleyenler de var Domagoj Vida'nın geleceğiyle ilgili olarak. Nedir o? Domagoj Vida'nın Beşiktaş'tan bu dönem içinde ayrılabileceğini söyleyenler var. Yani Domagoj Vida 25'ine kadar transfer kapısının açık olduğu ülkeler, Arap ülkeleri, Katar'a gidebilir. Buradan kendisine talip olan ülkeler var. Diyenler var. Onların başında da Beşiktaş'ın en başarılı döneminde forma giymiş teknik direktör Ulvi Güveneroğlu geliyor. Çünkü pek çok gelişmeyi yakından takip ediyor Beşiktaş'la ilgili olarak. O inandığını söyledi radyo programımızda, Radyo Spor'daki programımızda ve Domagoj Vida'nın
%80 oranında bu dönem içerisinde, yani Ekim ayı içerisinde Beşiktaş'tan ayrılabileceğini, çünkü artık kafa olarak da saha dışındaki eleştirilerin çoğalması nedeniyle de Beşiktaş'a konsantre olamadığını söylüyor. Düşüncesi bu yönde, ama ben kişisel olarak Domagoj Vida'nın bu dönem içerisinde ayrılacağı kanaatinde değilim. 10 gün içerisinde, yani Arap ülkelerinde Katar'da transfer kapanana kadar bu iş olabilir mi? Prosedür olarak olabilir. Çok hızlı bir transfer süreci yaşanabilir. Ama bir, Domagoj Vida Arap ülkelerine giderse düşük seviyedeki bir ligde Hırvat milli takımındaki konumunu koruyabilir mi? Bence soru işareti. O bakımdan çok sıcak bakmayabilir. Üstelik Beşiktaş'tan aldığı para çok iyi. 3,5 milyon euroya yakın bir para kazanıyor bildiğim kadarıyla. İyi bir sözleşmesi var. Sözleşme şartları iyi. Beşiktaş'ta bakmayın siz Konya Spor maçındaki eleştirilere. Genel itibariyle mutlu. İstanbul'daki yaşam standardını bırakıp oraya gideceğini sanmıyorum. Dolayısıyla ayrılma ihtimalim bu bahsettiğim sebeplerden dolayı ve Beşiktaş'ta oynama Hırvat milli takımındaki yerini korumasını sağlayacaktır. Bu sebeplerden dolayı ayrılacağını sanmıyorum. Buna ihtimal vermiyorum. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yaptığı açıklamalar büyük yankı yarattı doğal olarak ve Fatih Terim sürekli kendisinin artık teknik direktörlüğü bırakıp başkan olması yönündeki düşüncelerle ilgili fikrini de söyledi bir anlamda. Bunlara da cevaben bir açıklama yapmış oldu. Şu anda başkan adaylığını düşünmediğini söyledi. Kısa ve net. Daha da fazla detaylandırmadı. Bence doğru olanı da yaptı. Ben bir önceki videomda söylediğim gibi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yani Fatih Terim'in iradesini bilmeden onun teknik direktörlüğü bırakıp başkan olması, artık bundan sonra Galatasaray'a başkan olarak hizmet etmesi gerektiği yönündeki düşünceler belki iyi niyetli, halisane düşünceler, ama sonuç itibariyle Fatih Terim'e haksızlık yapıldığını gösteriyor bana göre. Niye derseniz, çünkü Fatih Terim'in teknik direktörlüğü konusunda hedefleri var. Hedefleri bitmediği için teknik direktörlüğü bırak başkan ol demek kendisine yapılmış haksızlık. İşte o bahsettiğim röportajda bir fotoğraf karesi ortaya çıktı. Fatih Terim'in odasında bir yıldız daha var. Beşinci yıldız. Beşinci yıldızın iki halkası doldurulmuş durumda. Diğerleri boş. Yani Fatih Terim Galatasaray teknik direktörü olarak beşinci yıldızı da kazanmak istiyor. Yani teknik direktörlükte bitmeyen hedefleri var. Dolayısıyla ona bırak artık sen başkan olmalısın demek onun iradesine yapılmış bir saygısızlık olarak ortaya çıkıyor. Haksızlık en azından bence. O bakımdan bunun doğru olmadığı kanaatindeyim. Nitekim kendisi de ifade etti. Ancak bir başka düşünce var. Sadece Galatasaray içerisinde dillendirilmiyor. Genel itibariyle spor kamuoyunda bundan bahsediliyor. Nedir diyecekseniz, geçen gün bu konuyu konuştuk. Atilla Türker'le bir program yaptık Radyo Spor'da. Gazeteci Atilla Türker. O bu meseleden bahsetti. Yani artık Türkiye Futbol Federasyonu'nda da anlayış değişmeli. Anlayışla birlikte pratikler de değişecektir. Türkiye Futbol Federasyonu Fatih Terim gibi bu işin içinden gelmiş. Bu işte duayen isimler yapmalı. Fatih Terim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na çok yakışır dedi. İdealizm açısından baktığımızda son derece doğru. İdeal bir düşünce ve ben de Fatih Terim'in çok başarılı olacağı kanaatindeyim, olması durumda, ama realiteye baktığımızda bu mümkün mü? Bence mümkün değil. Niye diye soracak olursanız, her şeyden önce Galatasaray her ne kadar sportif başarı açısından rakiplerinin önünde olsa da daha önce Türkiye'ye kazandırılmış en büyük başarıyı elde etmiş, Avrupa şampiyonluğunu getirmiş olsa da hala sportif başarı açısından istenilen noktada değil ve acil olarak tekrar ayağa kalkıp sportif başarıları yakalamak zorunda, kendini geliştirmek zorunda, ekonomik olarak yine aynı şeyi yapmak zorunda. O yüzden Fatih Terim'e Galatasaray'ın ihtiyacı var ve Galatasaraylılar ağırlıklı olarak eğer Fatih Hoca teknik direktörlük yapmayacaksa bizde kalsın ve Galatasaray'a idareci olarak hizmet etsin diyeceklerdir ki Fatih Terim de ismi Galatasaray'la özdeşleşmiş ve camianın tarihinde özel bir yere sahip olan bir isim olarak bu fikre daha sıcak bakacağı kanaatindeyim. Birincisi bu. Yani her şeyden önce Galatasaray'ın ona ihtiyacı var. Eğer başkanlık ya da futbol direktörlüğü söz konusuysa bunu öncelikli olarak Galatasaray'da yapacağı kanaatindeyim. İkincisi, Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olması çok büyük ses getirir. Rakip camialar Beşiktaş'tan Fenerbahçe'den de büyük eleştiri getirir. Hatta onlar ağırlıklı olarak bunu kabul etmezler. Benim fikrim bu yönde. Çünkü Fatih Terim'in Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir'in önceki Trabzonsporlu, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı başkanların başkanlığına benzemez. Çok daha dominant bir karakter Fatih Terim ve ismi %100 Galatasaray'la özdeşleşmiş bir isim. Dolayısıyla Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den, belki başka camialardan da çok ciddi eleştiriler olabilir. Alacağı her karar speküle edilecektir. Dolayısıyla rahat, kolay bir çalışma ortamı olmayabilir. Olmayabilir değil aslında. Olmaz bence. Dolayısıyla çok kolay gerçekleştirilebilir bu proje. Türkiye'deki bu futbol anlayışı içerisinde, fanatizmin yoğun olduğu anlayış içerisinde çok kolay gerçekleştirilebilir bir proje olarak gözükmüyor bana. O bakımdan ben bu düşüncenin, yani Fatih Terim artık Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsun düşüncenin son derece iyi niyetli.
ideal açıdan baktığımızda doğru ama hayatın pratiği açısından baktığımızda doğru olmayan bir düşünce olduğu kanaatindeyim. Bugün bu videoda sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Sonraki videomuzda buluşuncaya dek hoşça kalın.